Babam sayesinde çok ufak yaşlarda sualtı ile tanıştım. Henüz 8-10 yaşındaydım. Maske palet şnorkel hayatıma girmişti. Ben de denizi ve dalış yapmayı ne kadar çok sevdiğimi keşfetmiştim. Yazlığımız Yalova'daydı. Önümüzde çok geniş bir kumsal vardı. Haliyle denizin dibi de kumluktu ve görmeye değer çok fazla canlı yoktu. Sadece kıyıda ufak tefek balıklar, yer yer taşlıklar, yosunlar, midyeler, deniz atları. Fakat ilgimi en çok çeken kocaman boyutlu deniz salyangozlarıydı. Çünkü içi sanki cilalanmış gibi parıldayan, göz alıcı bir kavun içi renge sahipti. Yazlıktaki büyüklerim deniz salyangozlarını toparlayıp içinde su kaynayan bir tenekeye atarlardı. Sonra bir tel fırça yardımıyla kabuğundaki pürüzleri temizlerlerdi. Akabinde güzelce verniklenen deniz salyangozları o dönemin modasına uygun olarak televizyon sehpalarındaki dantellerin üzerine bir süs eşyası olarak yerleştirilirdi. 20'li yaşlarıma geldiğimde bu salyangozun ekonomik önem arz ettiğini, hatta Uzak Doğu'daki bazı ülkelerde besin olarak tüketildiğini öğrendim. Biyoloji eğitimini tamamlayıp deniz bilimleri alanında ilerlemeye başladığımda ise bu gördüğünüz salyangozun yabancı ve istilacı bir tür olduğunu, ana vatanı olan Japon denizinden Karadeniz'e gemilerle taşındığını ve ekosistemde büyük olumsuzluklar yarattığını öğrendim. Meğer benim kavun içi renkli deniz salyangozum vahşi bir avcıymış. Kendi midye ve istiridye stoklarımızı da büyük bir oburlukla tüketiyormuş. Bir hayli şaşkınlık yaşamıştım. Tam o zamanlar bilimsel makalelerde sıklıkla zikredilen şu meşhur ifadeye denk geldim. Yabancı tür kötüdür, yerli tür iyidir. Doğal yaşam alanlarından farklı ve uzak ekosistemlere, genellikle insan eliyle taşınan organizmalara yabancı tür diyoruz. Bunlardan hızlı şekilde ve büyük popülasyon oluşturan, insan sağlığı açısından tehlike arz eden, ekosisteme zarar veren, ekonomik kayıplara neden olanlarına da istilacı tür deniyor. Dünya genelinde doğal ortamından alınıp farklı coğrafyaya taşınan tür sayısı 500.000 civarında. Küresel ölçekte istilacı türleri engellemek, kontrol altında tutmak ve yarattıkları zararı telafi etmek için harcanan para her yıl tam 1,4 trilyon dolar. Bu paranın 1/5'iyle Ay'a gidebiliyorsunuz. Yaşadığımız istilanın sorumlusu bizzat insanoğlunun ta kendisi. Çünkü çevremize hükmetmeyi seviyoruz ve yaşadığımız coğrafyada değişiklikler yapmak konusunda son derece rahat davranıyoruz. Oysa yeryüzünde coğrafik bariyerler var. Mesela okyanuslar, denizler, dağlar, çöller, akıntılar. Ve bunların varlığı evrimin doğal süreçleri içerisinde gerçekleşmesini sağlıyor. Bu sayede her bölgeye özgü bir çeşitlilik meydana geliyor ve bunlar birbiriyle karışmıyorlar. Siz bu bariyerlerden birini kırarsanız meydana gelen koridordan türler diğer tarafa geçerler ve geçtikleri yerde biyolojik çeşitliliği olumsuz şekilde etkilerler. Ülke olarak yabancı türlerden başımız ağrıyor. Bunun çok trajikomik bir nedeni var. O da insanoğlunun hayal kurması. Akdeniz ile Kızıldeniz'i bir kanal vasıtasıyla birleştirmenin hayali bundan 4.000 yıl öncesinde Firavunlar zamanına ulaşıyor. Biz uzaya gitmek, aya ayak basmak, Everest'in zirvesine çıkmak, Mariana Çukuru'nun dibine inmek için bu kadar hayal kurmadık. 4.000 yılda çok sayıda girişimde bulunuldu ve büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlandı. En nihayetinde Fransız bir diplomat bundan 160 yıl önce Süveyş Kanalı'nın inşasına başladı. Çok zorlu geçen 10 yılın sonrasında da inşaat tamamlandı. Yapımcıların en büyük hayali hızlı bir ticaret rotası oluşturmaktı ve bunu başardılar. Çünkü Hint ve Pasifik okyanuslarından Avrupa kıtasına ulaşım en az 10.000 kilometre kısalmıştı ve dünya denizcilik tarihi için bu çok önemli bir gelişmeydi. Yapımcıların öngöremedikleri nokta bu gördüğünüz kanalın Doğu Akdeniz ekosistemini ne şekilde etkileyeceğiydi. Ne yaptık?
coğrafik bir bariyeri yıktık. Bambaşka iki denizi birleştirdik. Sonra ne oldu? Tropikal türler Akdeniz'e girmeye başladılar. Kanalın etkilerini hemen görmeye başlamadık. 1900'lü yılların başında Akdeniz'de ilk tropikal tür belirdi. Hemen bunu diğer türler takip etti. İlk zamanlar göçün hızı yavaştı, giderek artış gösterdi. 1980'li yıllara geldiğimiz zaman yabancı türlerin ekosistemi olan etkileri bilimsel makalelere konu olmaya başlamıştı. Günümüzde her ay en az bir tropikal tür Süveyş kanalını geçip Türkiye kıyılarında kendine yeni bir yaşam alanı buluyor. Aslında yaşanan şey bir zenginleşme, fakat ucu açık, sonuçları kestirilemeyen tehlikeli bir zenginleşme. Şu an Türkiye denizlerinde yaşadığını bildiğimiz bütün canlıların en az %10'u yabancı tür. Bunlardan bir kısmının çok büyük olumsuzluklara neden olduğunu biliyoruz. Muhtemelen verilebilecek en iyi örnek benekli balon balığı. Bundan 16 yıl öncesine kadar böyle bir türe sahip değildik. Bu kadar kısacık zaman zarfında bütün Akdeniz ve Ege kıyılarımızı istila etmekle kalmadı, dağılım sınırını Marmara ve Karadeniz'e kadar genişletti. Herhangi bir tehlike anında hızlı bir şekilde su yutup esnek midesini genişleten bu balık, adından da anlaşılabileceği gibi saniyeler içinde bir balon görünümünü alabiliyor. Fakat bu sizde sempati yaratmasın. Çünkü görmekte olduğunuz kuru kafa, denizden babam çıksa yerim diyenlere net bir mesaj. Etinin sahip olduğu zehir, yeryüzünde bilinen en kuvvetli toksinler arasında yer alıyor. Şu an ülkemizde bu balığın avlanması, karaya çıkartılması ve satılması kanunen yasak. Bunun dışında bir de balıkçıların yaşadığı büyük bir sıkıntı var. Bundan 12 yıl önce Fethiye Körfezi'nde bir araştırma esnasında balıkçılar etrafımı çevirdi ve balon balığı hakkında serzenişte bulunmaya başladılar. Dediler ki bu balık ağlarımızı parçalıyor, oltalarımızı kopartıyor. Utanarak söylüyorum, o zaman söyledikleri şey hiç aklıma yatmamıştı. Bu sohbetin üzerinden birkaç gün geçti, araştırmada bir boşluk yarattım. Oltamı aldım elime, suyun pırıl pırıl berrak olduğu bir yerde. Oltamı sallamamla birlikte bir anda balon balıklarının oltamın etrafına üşüşmesini hayretler içerisinde seyretmiştim. Derken çat diye bir ses geldi ve bir baktım oltam yok. Tecrübe ettiğim bu olayı her gün 5000'in üzerinde balıkçı teknesi, günübirlik balıkçı teknesi yaşıyor. Güncel araştırmalar balon balığı kaynaklı zararı tekne başına yıllık 3000 lira civarında olarak hesaplamış durumda. Hemen bir örnek daha vereyim. Karşınızda dünyayı tir tir titreten bir istilacı tür var, aslan balığı. Kuru kafaya yine dikkatinizi çekmek isterim, fakat bu sefer durum farklı. Çünkü bu hayvanın eti değil, dikenleri zehirli. Zaten vücut renkleri ve abartılı yüzgeçleriyle açık açık bana dokunmayın diyor. Fakat bilim adamlarını endişeye sokan bu hayvanın zehirli olması değil. Biliyorsunuz her yıl balık tüketim miktarları açıklanıyor. Türkiye için bu değer kişi başına yıllık ortalama 7,5 kilogram. Norveç, Japonya gibi deniz kültürü gelişkin ülkelerde ancak 80 kilolara çıkabiliyor. Gördüğünüz balığın bir adet bireyinin, ki bu balığın maksimum boyu 30-35 santim, yılda tükettiği balık çeyrek ton. Muhtemelen dünyadaki en obur istilacı türlerden biriyle karşı karşıyayız. Fakat beklenmedik şekilde bu hayvanın eti oldukça lezzetli ve belki popülasyonu kontrol altında tutmanın yolu bu olabilir. Dünya yabancı tür kötüdür diye dursun. Değişen denizlerimizle birlikte arka planda Türk halkının da farklı kesimlerinin farklı algılar geliştirdiğini görüyoruz. Bir gün İskenderun Körfezi'nde bir çalışma esnasında bulunurken balıkçıları gördüm, ağları temizliyorlardı. Dedim ki belki ilginç bir şey çıkmıştır. Başlarına gittim. Şöyle bir baktım neler yakalamışlar. Gayri ihtiyari şunu söylemiş bulundum. Ya dedim, hiç yerli tür yok, hepsi Kızıldeniz kökenli. Balıkçı başını kaldırdı, şaşkınlıkla bana baktı. Abi olur mu dedi. Bak dedi, burada jumbo karidesler var dedi, bunlar yerli. Jumbo karides dediği canlı bundan 90 yıl önce Süveyş'i geçip
Türkiye kıyılarını istila eden karideslerden bir tanesi. Balıkçılar eğer bir türe birkaç kuşaktır aşinalarsa ve ekonomik gelir elde ediyorlarsa, yabancı tür bile olsa kesinlikle farklı bir tutum sergiliyorlar. Peki diyorum, balon balığıyla aranız nasıl? Aa diyorlar, kökünü kurutmak lazım. Çünkü yaşanan istilaya ve bunun yarattığı zararlara bizzat şahit olmuş durumdalar. Halk ne düşünüyor? Halk besin olarak tükettiği canlının kökenini kesinlikle merak etmiyor. Görmekte olduklarınız mercan balıkları, fakat bu fiyata hiçbir mercan balığını alamazsınız eğer Kızıldeniz'den gelmediyse. Araya iki tane karışan yerli türü kırmızı yuvarlak içine aldım. Bu arada fotoğraf Ankara'dan çekildi. Bir de dalgıçların bir kısmının gözünden bakmaya çalışalım. Rengarenk tropikal türler girdi denizlerimize. Bu gördüklerinizin tamamı artık Türkiye'de yaşıyor. Bir gün dalıştan çıktım. Sualtı fotoğrafçıları yüzlerinde bir tebessüm, büyük bir mutlulukla dalışı sonlandırmışlardı. İçlerinden bir tanesi dedi ki, oh be, Kızıldeniz'e Endonezya'ya uçak bileti bakmaya son. Gidip göreceklerimizin hepsi ayaklarımıza gelmiş, denizler akvaryuma dönmüş. Bu bir yaklaşım. Peki kendi bilim adamlarımız ne düşünüyor? Dünyaya hakim olan muhafazakar fikrin farkındalar. Türkiye denizlerindeki durumun dünyanın hiçbir yerine benzemediğini de biliyorlar. Akademik camiada hiç kimsenin dili herhangi bir yabancı tür için iyi ki gelmiş demeye varmıyor. Fakat bütün yabancı türler kötüdür yaklaşımı da pek fazla benimsemiyorlar. Şöyle bir gerçek var, gördüğünüz canlıların hiçbirini yok etme şansımız yok denizlerimizden. O yüzden elimizdeki en iyi seçenek fayda zarar ilişkisi gözeterek bunları yönetmeye çalışmak. Sözün özü, Akdeniz ve Ege kıyılarımız çoktan tropikal karakter kazandılar. Marmara ve Karadeniz ise iklim değişikliğinin de etkisiyle artık hiç olmadıkları kadar Akdenizli. Bu olağanüstü değişimi bir tek doğada gözlemlemiyoruz, bir taraftan algılarımız da değişiyor.